Terraform Labs dedik, iflas görüşmesi vesaire vesaire. Şimdi üzerine konuşmayı sürdüreceğiz. Önceki videolarda başladık biliyorsunuz. Hatta bir bunun üzerinde çok duramamıştık fakat şimdi genel olarak bir konuşmaya çalışacağız. Ve mevcut durumlarına yönelik değerlendirmeye gayret edeceğiz. Beğenip abone olmayı unutmayalım bu arada. Tabii bu da önemli konular arasında yer alıyor. Dolayısıyla izleyen herkes hem hani videoyu beğenirse hem de abone olursa bunlar da gayet iyi olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenen ve aynı şekilde kanala abone olan herkese isteyenler yine Facebook üzerinden şey de yapabilir, takip de edebilirler. Ve veya katıl üyesi de olabilirler. Bunları da hatırlatmış olalım tekrardan. Bunların linki de açıklamalar bölümünün en alt kısmındadır. İsteyenler orası üzerinden erişebilirler. Lunch, Tera Klasik İflas Mahkemesi 19 Eylül tarihinde. İstihdam daha geç olacaktı fakat şu anda daha erkeli alınmış oldu. Öyle bir durum. Bu önemli konulardan bir tanesi tabii ki. Hatta çok önemli konulardan bir tanesi. 19 Eylül noktası 19 Eylül'de tabii biliyorsunuz Tera ekibinin iflası, resmi iflas söz konusu olacak. Sürekli konuştuğumuz beraberinde tabii ki de Tera ekibi dağılacak ve Tera ağı üzerinde tıpkı Tera Klasik'te olduğu gibi gönüllü ekipler vesaire oluşacak. Bu yüzden bu da tabii ki çok önemli bir konu. Tera Klasik için de oldukça avantajlı bir durum. Çünkü muhtemelen Tera Klasik ağına Tera'dan ciddi bir akın olacak. Bu Tera için şüphesiz dezavantajlı bir durum anlamına geliyor. Yapacak da çok bir şey yok. Yani başından beri aslında bir gün böyle olacağı belliydi. Neticede yani şu şekilde bir şey beklemek ne kadar mantıklı olurdu ki adamlar örnek veriyorum şey yapacak yani bu tarz muhabbetler yapacaklar. Böyle bir çöküş olacak. Ondan sonra da yani yanlarına kar mı kalacaktı? Tabii ki de öyle olmayacaktı. Olmadı da o yüzden böyle yani buradaki konu sürpriz bir konuda ya da böyle çok şaşırtan bir konuda değil. Açık söylemek gerekirse. İyi bir durum. Yine pek çok kişinin bildiği o meşhur muhabbet. Olayın ardından tabii şu anda biliyorsunuz ki yakın da gerçekleşecek. Bu da en önemli mevzulardan, meselelerden bir tanesidir. Yaklaşan yakınla alakalı da tabii ki bu manada ifade etmek gerekiyor. 250 milyarlık bir Lunch yakılacağı, yine 1 milyarlık da bir USDC yakılacağı spekülasyonu söz konusu diyelim. Yani bunun üzerine açıkçası buradaki söylem üzerine çok ciddi şeyler var. Genel düşünceler var diye ifade edelim. Doğrudur. Böyle bir düşünceler söz konusu. Net bir bilgi yok konuyla alakalı, net bir veri yok. Onu ifade etmek gerekiyor. O yüzden bunun da altını çizelim tekrardan. Ha, tabii ortalama hani gerçekten ne olacaktır? Bu doğrudur. Benim de şahsi beklentim yine aşağı yukarı 250 milyar gibi bir yolcu yakınının olabileceği noktasında. Kişisel bir beklentiye sahip olduğumu ifade edebilirim. Öyle de bir durum var. Doğrudur yani aslında buradaki şey genel beklenti. Ben de o şekilde olacağını düşünüyorum. Velhasıl 18 Eylül faiz indirimi üstüne bir de yani 18 Eylül'de hem faiz indiriminden bahsedeceğiz. Üstüne bir de aynı gün bir büyük bir yükseltme var biliyorsunuz. Hem yakın hem de stake üzerine faaliyetleri
gerçekleştirecek önemli bir yükseltme durumu söz konusu olacak. Bu çok önemli bir konu. Bu çok mühim bir konu. O yüzden altını dediğim gibi altını çizmemiz gereken ve aynı şekilde bir konudur, haberiniz olsun. 19 Eylül'ü zaten aşağı söyledik yani. Yakın olacak 19 Eylül. Şey yakın demeyeyim. Düzelteyim. Yakın değil. 19 Eylül'de iflas noktasında yani iflasına yönelik tabii ki mahkeme kararı verecek. Resmen iflas ettiği üzerinden de ne yapacaklar? Hemen üzerine de diyelim ne yapacaklar? Yakın tarihi ve mevlânı belirleyerek onun üzerinden harekete geçecekler. Durum budur yani, mevzu budur ve bilinmesi gerekenler bu şekildedir. İflasın ortasında secde 4,5 milyar dolara. Anlaştı diyor. Tabii ki belli bir tazminat ödenecek. Bu çok önemli. Sonuçta adamlar suçlu yani. Dolayısıyla belli bir tazminat ödemeleri durumu takdir edersiniz ki söz konusudur. Haberiniz olsun. Doğrudur yani. Mahkemenin vereceği karar Ütera Kles'in finansal yeniden yapılandırması açısından büyük önem taşıyor. Balina stablecoin varlıkları Terra Kles'in dalgalı fiyat hareketlerine falan filan tarih yaklaştıkça düşüyor. Yani normalde tabii tarihin yaklaşması negatif bir durum değil. Ya zaten şey açısından hiç değil de ne olmadı? Zaten Terra Kles açısından hiç negatif bir durum söz konusu değil de Terra açısından da dediğim gibi yani güzel bir olay mı? Tabii ki güzel bir olay değil. Fakat bir gün bulunacağı biliniyor muydu? Vallahi biliniyordu yani. O yüzden bu da şey değil. Bilinmeyen bir şey değil. O yüzden dediğim gibi yani bu şekilde. Ama Tera'da toparlayabilir tabii ki. Yani durumdan duruma göre değişir. Buradaki vaziyetler nasıl devam edeceği, nasıl cereyan edeceğini mesela Tera Klasik tarafındaki şeyler de gönüllü gruplar da mesela Tera'nın üzerine de geçiş yapabilir. Ve orada belli takım faaliyetlere başlayabilir. Bunlar da ihtimaldir. Bakalım ilerleyen videolarda da değerlendirmelere devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.